Sahte icra takibi dolandırıcıları türedi. Kişilere bir şekilde ulaşıyorlar. Numaralarını KVKK'ya aykırı bir şekilde ele geçiriyorlar. Ve kapıda satış sözleşmesi, zarar tazmin bedeli istiyorlar. Bunu da şu şekilde istiyorlar. Kapınıza kargo gelmiş, siz bu kargoyu almamışsınız. Bu yüzden sizi icraya verdik. İcra takip dosyasını kapatmak için bize şu kadar şu kadar bir meblağ ödemeniz gerekiyor diyerekten kişilerden para talep ediyorlar ve bazı kişiler kandırılarak bu parayı maalesef ki ödüyor. Bu konuda kişilere nacizane tavsiyemiz şudur. Öncelikle sahte icra takibi dolandırıcılarına dikkat edilmeli. Aynı zamanda kişi kendisi hakkında açılan bir icra takip dosyası olup olmadığını muhakkak sorgulamalı. Bu sorgulamayı nasıl yapabiliriz? E-Devlet'e TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılmalı. Daha sonra arama motoruna UYAP Vatandaş Portal yazılmalı. UYAP Vatandaş Portal yazıldıktan sonra sorgulama işlemleri çıkacaktır karşınıza. Oradan dosya sorgula butonuna tıklamalısınız. Dosya sorgula butonuna tıkladıktan sonra dosya görüntüle ve üst butonda icra butonunu seçerek hakkınızda açılmış bir icra takibi var mı yok mu bunu öğrenebilirsiniz. Ancak diyelim ki kandırıldınız, bu şekilde bir para gönderdiniz. Bu durumda Cumhuriyet Başsavcılığına muhakkak suç duyurusunda bulunmanızı tavsiye ederiz. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu bu işlemlerle ilgilenmektedir. Aslında bu dolandırıcılar var olmayan bir icra dosyası için sizden para talep etmekte. Bu durumda kapınıza kargo geldi, kargo gelmiş ama siz gelen kargoyu almamışsınız, internetten bir sipariş vermişsiniz ama daha sonra bu siparişinizi teslim almamışsınız, sizin hakkınızda bu yüzden icra takibi başlattık gibi yalanlara inanmayınız. Özellikle bu dolandırıcılar başka avukatların internet üzerinden bilgilerini ele geçiriyorlar ve başka hukuk bürolarının bilgilerini ele geçiriyorlar. Hatta bu husus bilahare benim de başıma geldi. Benim adım kullanılarak bir kişiye güya icra takibi başlatıldığı söylenilmiş. Bilgiler KVKK'ya aykırı bir şekilde ele geçiriliyor. Dikkat etmekte fayda var. Bazen de hiç avukat olmayan birinin ismi veriliyor. Sanki icra takibi başlatmış gibi. Bu hususlara dikkat etmekte fayda bulunmak.